Ayasofya Camii'nin açılması 86 yıllık hasretten çok daha derin bir anlam taşımaktadır. Bu aynı zamanda neden şimdiye kadar açılmadı sorusunun da cevabıdır. Haçlı dünyası ara durak olarak gördüğü müzeden son adım olan kiliseye geçme planları yaparken camiyle karşılaşınca tekrar başa döndük diye öfkelendi. Üstelik de başa dönmekten 86 yıl öncesini değil 1453 kastediyorlardı. Yani Ayasofya içimizdeki açılmasıncıların dediği gibi iç meselemiz falan değil, zorlu bir bağımsızlık göstergesidir. Yani ekonomisi IMF'ye, savunması ABD'ye bağlı bir Türkiye Ayasofya'yı asla açamazdı. Yoksa 1950'den bu yana 10 defa açılırdı. Geç ama muhteşem bir açılış oldu. Bu süreçte çekingen, pısırık bir tutum değil, ne anlama geldiğini bilerek aldığımız bu kararı gümbür gümbür uyguluyoruz demek olan dik bir duruş sergilendi. Sancak ve kılıç bir dekor olarak değil, güçlü bir mesaj için kullanıldı. Bunlar sırf Batı'yı tahrik için yapılmadı. Bu hamle ile güneyimizde pişirilen bir Haçlı Siyonist saldırıya mukabele edildi. ABD'nin gücüyle şımaran İsrail ile Avrupa Birliği'nden cesaret alan Yunanistan, doğalgaz boru hattından sonra 2 Temmuz'da da Türkiye'ye karşı askeri ittifak anlaşması imzalayacaktı. Ayasofya'nın da aynı tarihte görüşeceğinin açıklaması çok anlamlıydı. Velhasıl Ayasofya'nın açılış dönemi ve yöntemi, Türkiye'yi ekonomik, siyasi, hatta askeri olarak kuşatmaya çalışan Haçlı Siyonist İttifak'a bir meydan okumadır. Bu karar Türkiye'nin son dönemde izlediği milli politikanın yeni bir adımıdır. Devamı da beklenmelidir. Yani Ayasofya'nın açılışı yeni istiklal mücadelemizin önemli bir parçasıdır. Arkasında durulmalıdır. Oysa 86 yıl sonra gelen bu önemli adımın oluşturduğu milli sinerji 86 saat bile sürmedi. Açılmasını engelleyemeyenler sıradanlaştırmayı başardılar. Üstelik de bizim verdiğimiz hatalı pasları kullanarak. Önce yersiz ve gereksiz olarak ağızlarına verilen hilafet sakızını çiğnediler. Sonra da İstanbul Sözleşmesi tartışmasını tekrar alevlendirdiler. Kadına şiddetin önlenmesinde hiçbir katkısı olmayan bu metni adeta kutsallaştırarak İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanların utanmadan kadına şiddet yanlısı olarak sundular. 15 Temmuz'a bile ses çıkarmayan şirketler İstanbul Sözleşmesi'ne destek açıklaması için sıraya girdi. Destekliyoruz demeyen kadın düşmanı ilan edildi. Aslında bunların kadına şiddet ve tecavüz ile hiçbir derdi yoktu. Olsaydı tecavüzcülere bir çift laf söylerlerdi. Oysa o ahlaksızlara tek kelime etmediler. Şer ittifakı zedelenmesin diye onursuzca sustular. Dost ateşi daha çok tarif ediyor. Neyse ki millet bunları tanıyor ve ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor. Ancak o günlerde asıl tahribat kendi içimizden geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nas değil ya, değiştiririz" açıklamasından sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme süreci başlatıldığı halde Kadem'in yaptığı bir açıklamayı geri dönüş sinyali olarak değerlendiren bazı yazarlarımız eleştirilerini yeniden yoğunlaştırdılar. Kadına şiddetin çözümüne hiçbir katkısı olmayan İstanbul Sözleşmesi'nin aile ocağına dinamit koyan homoseksüellik gibi bir ahlaksızlığı aklayan bir Haçlı saldırısı olduğunu vurgulayan bu eleştiriler elbette haklıdır. Ancak bu hatadan dönüleceği en yetkili ağızlardan tekrar tekrar teyit edildiği halde bu eleştirilerin bu kritik dönemde devam etmesi yapıcı değil, ayrıştırıcı bir etki doğurmaktadır. Kendi aramızdaki bu gereksiz tartışma sadece Ayasofya'nın intikamını almaya çalışanlara yaramaktadır. Nas değil, değiştiririz iradesi aynen devam ettiği halde Erdoğan'ı yıpratma sonucu doğuran bu tutum, İstanbul Sözleşmesi'ni ölümüne savunan Şer İttifakı ile aynı hedefe ateş edilmesi anlamına gelmiyor mu? Bu ise Cumhuriyet döneminin en kritik istiklal mücadelesini zaafa uğratmak olmuyor mu? LGBT lobisi sevinçten bayram ediyor. Bu haber dün Alman kanalının manşetindeydi. AK Parti'de derin çatlak diyor, AK Parti'de sarsıntı diyor. Sebep İstanbul Sözleşmesi. Tabii haberi servis ederken kullandıkları görselde ayrıca düşündürücü. AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi çatlağı büyüyor başlığında LGBT'lilerin fotoğrafı kullanılmış. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi eşittir, LGBT demek isteniyor. AK Parti'yi bölen meselenin de LGBT olduğu algısı işleniyor. Gelinen noktayı görebilmek açısından mühim bir haber. Çünkü ne yazık ki nereye doğru sürüklendiğimiz tam olarak görülemiyor. Adamlar sanki AK Parti içerisinde eşcinselliği savunanlar varmış da onlarla buna karşı çıkanlar arasındaki bir krizden bahsediyor. Bizi sürüklemeye çalıştıkları yer burası. Bundan daha utanç verici bir durum olamazdı herhalde.
LGBT kısmı sözleşmede bir maddenin içerisinde, başka bir ifadeyle sinsice yerleştirilmiş. İmzalandığı yıllarda böyle bir tartışma olmamıştı çünkü LGBT lobisi henüz düğmeye basmamıştı. Özellikle 2015'ten itibaren bu lobi faaliyete geçti. İstanbul Sözleşmesi'ni kendilerine kalkan yapıp meseleyi bu aşamaya kadar getirdi. LGBT lobisinin bu kadar ayyuka çıkmaya başladığı son 5 yıla bakalım. PKK-HDP'nin terör tezgahları başlarına yıkıldı. 15 Temmuz darbesi püskürtüldü. Suriye sınırının büyük bölümü terörden temizlendi. Irak sınırı da öyle. Yetmedi, Libya'ya girildi. Akdeniz ve Ege'deki egemenlik haklarımız koruma altına alındı. Dünya korona salgınına maske bulamazken Türkiye dünyaya örnek oldu. Nihayet zincirler kırıldı ve Ayasofya'da açıldı. Önce hilafet, ardından İstanbul Sözleşmesi. Bir Müslüman halifelerini red eder mi? Asla etmez. Bir Müslüman eşcinselliği meşrulaştırır mı? LGBT'yi savunur mu? Asla bunu yapmaz. Ama öyle iki damar bulundu ki ikisinden de sert dozlarda enjekte gelince ortalık bir anda karıştı. Ayasofya açılmış, daha ne olsun derken gündem altüst oldu. CHP ve ortaklarından hiç ses geliyor mu? LGBT'yi en çok onlar savunuyordu. Ne oldu da sustular? Ne olacak? AK Parti'de kavga çıksın, büyüsün, izleyelim diyorlar. Hele ki kadına şiddet meselesi. Daha birkaç hafta önce de konuşuluyordu. HDP'lilerin kadınlara attığı dayaklar, yaptıkları tecavüzler, CHP'yi savunan bir gazetecinin eski eşine uyguladığı şiddet, İmamoğlu'nun faturasını belediye ödettiği milyarlık içkili yemekleri, Kurban Bayramı'nda İBB kesim merkezinde mundar edilen kurbanlıklar. Hepsi anında unutuldu, gündemden bir anda düşüverdi. Dış politikayı saymıyorum bile. Bu ülke aynı hafta içerisinde hem Akdeniz'de hem Ege'de Nevteks ilan edip Azerbaycan'da Rus-Ermeni ittifakına karşı 11 bin Mehmetçik'le tatbikat başlattı. Libya, Suriye, Irak hepsinde askerimiz var. Buralar muhafaza edilmeli. Gözümüz açık olmalı. Birlik olunmalı. Meseleyi kadın, çocuk, aile kavramlarından alıp LGBT boyutuna endekslemeyelim. Alman haberinin gördük. Orada öyle yapmışlar. Kadın meselesi yok, sadece LGBT var. Tezgah çok net şekilde ortada. Bizi kendi içimizde eşcinsellik savunucuları ve karşıtları olarak kapıştırmaya çalışıyorlar. Yahu nasıl böyle adi ve ucuz bir tuzağa düşülebilir? Hiçbir sözleşmenin savunucusu değilim. Evet, kadını koruyalım derken aşırılık yapılıyorsa ve durum babalarla çocuklarda mağduriyet oluşturuyorsa veya aile kurumuna zarar veren noktaya geliyorsa mutlaka ve mutlaka düzenleme şart. Ya da herhangi bir sözleşme gerçekten LGBT'yi meşrulaştırıyorsa, önünü açıyorsa o sözleşmede kesinlikle çöpe atılmalı. Ama bütün bunları konuşurken, yaparken LGBT lobisinin oyununa gelinmemeli. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'nin başındaki lider ne kadının, ne erkeğin, ne çocuğun hakkını çiğnetir, ne de aile kurumunun en ufak zarar görmesine imkan veren bir durumu görmezden gelir. Hele ki LGBT konusundaki hassasiyeti üzerine cümle kurmaya bile gerek duymuyorum. Bu ülkenin lideri 7 düvele korku salmışken 3-5 LGBT'liyle kendimizi güldürmeyelim.